13 Ekim Cuma, Yeni Şafak yazarı Hatice Karahan'ın yazısı. Müzik Küresel Gidişat Salı günü bu köşede yükselen piyasa iştahından bahsederken, IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporu Ekim sayısı da yayımlandı. Söz konusu rapor, malumunuz mutat bir ajandaya sahip. Bu kapsamda IMF henüz bu yılın Nisan ayında dünya adına inme mi kazanıyoruz diye sorguluyordu. Ekim raporunun da vardığı başlıksa sürdürülebilir bir büyüme arayışında. Bu bağlamda IMF, dünya ekonomisindeki kısa vadeli iyileşme gerçekliğini yenileyip uzun vadeli zorluklara dikkat çekiyor. %2.2 gelişmiş performans. Kısa vadeye bakıldığında iyileşen dünya ekonomisinin bu gidişatı sürdürmesi beklenirken, 2017 ve 2018 büyüme tahminleri sırasıyla %3.6 ve %3.7'ye revize edilmiş durumda. Bu kapsamda senenin artık sonlarına yaklaşırken gelişmiş ülkeler cephesinde 2016'daki %1.7'lik ortalamayı bu yıl %2.2'ye çıkaran bir görünüm var. Arka planında da yeniden hızlanan ABD ve Avrupa ekonomilerinin gücü hissedilirken Japonya ve Kanada'nın sürat kazanma eğilimini sürdürdüğü bir tablo okunuyor. Birleşik Krallık ise bu grubun gidişatına pek uyum göstermeyerek duruhanımsı ve ayrık bir duruş sergiliyor. Pek normal karşılanabileceği üzere. Bununla beraber IMF projeksiyonları gelişmiş ekonomilerin 2018'de yeniden bir parça yavaşlayıp %2'ye döneceğini projekte ediyor. Sıfır ile başlasa da. Öte yandan yükselen ve gelişen ekonomilerde de bu sene bir miktar hareketlenme var. Zaten kendileri hali hazırda %4.6'lık 2017 büyüme projeksiyonuyla gelişmişlerin iki katını aşan bir performans gösteriyor. Hatta 2018'de de hız kazanımının süreceği ve %4.9'a erişileceği öngörülüyor. Grupta bu yıl gözlenen hızlanmanın en belirgin sebeplerinden biri ise Rusya. Zira geçen yıl %0.2 daralan Rusya ekonomisinin bu sene %1.8'lik bireyel gayri safi yurt içi hasıla artışıyla bitirmesi muhtemel. Ve hikayenin bir diğer kahramanı ise malumunuz Brezilya oluyor. Ekonomide 2017'de kaydedilen pozitif gelişim oranları henüz sıfır ile başlıyor olsa da, onca daralmanın ardından kendine de dünyaya da iyi geliyor. Keza Nijerya'da bu tanıma yakın duranlardan. Bu arada bariz sürat kazananlar arasında bu yıl Rusya dışındaki bağımsız devletler topluluğu mensupları da var. Tüm bu donelere toplayıp baktığımızda ise emtiğe bağlantıların ekayet sürecinde yol alındığını söylemek mümkün. Ve bunlara ek olarak daha önceleri de işlediğim Orta ve Doğu Avrupa yükselenlerinin de grubun performansına yukarı yönlü bir katkı verdiğini belirtmek gerek. Çin ise sınıfının bir numaralı cüssesiyle 2017'de 0.1 puan daha fazla bir gelişim projeksiyonu sunuyor. Bu noktada Çin ekonomisindeki yavaşlamada frene basılması şimdilik bir takım endişelere avutuyor gibi vites düşürenler. Yükselen dünyanın bir kısmı işte bu şekilde hızlanırken vites düşürenler de yok değil. Örneğin Hindistan'ın bu yıl hesap kitap işlerinden de kaynaklı 0.4 puan gerileyerek %6.7 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ve Meksika'da ufak ufak yavaşlama sergileyen bir diğer yükselen. Öte yandan Suudi Arabistan'daki gelişimse ise %0'a çarpmak üzere paldır küldür inişini sürdürüyor. Gerçi işin içinde OPEC anlaşmasıyla gelen petrol kesintisinin olduğunu hatırlamak gerek. Ve tam bu noktada Suudi Arabistan'ın da içinde olduğu Menap bölgesini de anmakta fayda var. Zira Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'a içeren grup ortalaması 2016'daki hızını yaklaşık yarısını kesip atacağı benziyor ki burada özellikle İran'ın yavaşlama durumu yapacağını yapıyor. Türkiye ise yükselenler ve gelişenler grubunda bu görünüm dahilinde öne çıkan ülkeler arasında geliyor. IMF'in şimdilik %5.1'e revize ettiği ve kanaatimce bu oranında daha da geçebilecek bir gelişim hızıyla 2017'yi kapatacak olan Türkiye ekonomisi birçok gruptaşının ve haliyle dünyanın önünden gidiyor. Bununla birlikte kafa yorduğumuz orta ve uzun vadide sürdürülebilir gelişim ihtiyacı ise hem Türkiye hem de dünya için halen geçerli. İşte bu doğrultuda Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, küresel ekonomi adına kaygılarını da dile getiriyor ve demek istiyor ki, kısa vadede pembeleşen resmin yeniden solmaması için bahra aldanmadan destek ve tedavilerle devam etmek şart.